günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Hayrenik Vatan adlı resmi gazetesinin son sayısı yayımlandı. Batı Ermenistan'da sel ve hortum hayatı felç etti. Batı Ermenistan'ın Trabzon'daki Ayasofya hem ziyarete hem de ibadete açıldı. Ermeni-Azeri sınırında göreceli sakinlik devam etti. Le Monde, Erdoğan Sevr Anlaşması'ndan intikam alıyor. 30 Temmuz Sambel Karapetyan'ın doğum günü. Eski Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Bakanı dünyaca ünlü arkeolog Grigor Areşan vefat etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Hayrenik Vatan adlı aylık resmi gazetesinin 22. sayısı 1 Ağustos 2020 tarihinde yayınlandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Hayrenik Vatan adlı aylık resmi gazetesi her ayın başında Batı Ermenice düzenli olarak yayınlanmaktadır. Geri bildirim için web sitemize başvurabilirsiniz. Batı Ermenistan'ın Ardahan ilinde etkili olan yağmur, fırtına ve dolu hayatı felce uğrattı. Merkeze bağlı mahallelerde su baskınları sonucu ekili arazilerde zarar meydana gelirken, Göle ilçesinde yaşanan hortumda evlerin çatıları yıkıldı. Kars'ta etkili olan dolu yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Erzurum, Artvin karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ayrıca Erzurum'un Tortum ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konstantinopolis'teki Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının ardından Trabzon'da 7 yıl önce müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan ve 2 yıl önce de restorasyon çalışması başlatılan Ayasofya Camii yeni yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul'un fethinden 8 yıl sonra Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1461 yılında Trabzon'un fethiyle birlikte kiliseden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii 1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburgh Üniversitesi'nin işbirliğiyle restore çalışmalarının ardından 1964 yılından sonra müze olarak hizmet vermeye başlamıştı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Şuşan Stepanyan kendi sosyal medya hesabı Facebook'ta belirttiğine göre Ermeni-Azeri devlet sınırında 2 Ağustos'u 3 Ağustos'a bağlayan gecede ve bugün sabahtan göreceli sakinlik devam etti. Stepanyan yaptığı açıklamada Azeri tarafı 8 kez ateşkesi ihlal ederek Ermeni mevzileri doğrultusuna değişik çapta silahlarla yaklaşık 95 atışta bulundu. Koti doğrultusunda konuşlanmış askeri mevzilere 2 kez, Zangakadan doğrultusunda konuşlanmış olan askeri mevzilere ise 6 kez ateş açıldı. Fransız Le Monde gazetesinin yazdığına göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sevr Anlaşması'ndan intikam alıyor. Le Monde gazetesinin 100 yıl sonra Erdoğan'ın Sevr Antlaşması'ndan intikamı başlıklı haberinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Faiz Es-Serrac'ın Kuzey Afrika ve Akdeniz'de stratejik oyunu değiştirebilmek için unutulmaz bir anlaşmayı imzalayacakları görkemli ve tarih yüklü bir yere ihtiyaç duydukları belirtildi. Haberde bunun için Dolmabahçe Sarayı'nın mükemmel bir yer olduğu, burada Erdoğan ve Serrac'ın Kasım 2019 ile Şubat 2020 arasında anlaşmayla ilgili 4 kez görüştüğü ifade edildi. Dolmabahçe Sarayı'nın Balyan ailesi tarafından inşa edildiğini bu arada belirtelim. Erdoğan'ın 16 Aralık 2019'da Serrac ile Dolmabahçe Sarayı'nda yaptığı ikinci görüşmenin ardından bu askeri ve strateji anlaşması sayesinde Sevr Anlaşması'nı bozduk açıklamasını yaptığı anımsatılarak Erdoğan'ın Sevr Anlaşması'ndan rövanş aldığını düşündüğü yorumu yapıldı. Sambel Karapetyan, doğum günün kutlu olsun. Bugün 59. yaş gününü kutlayacaktın, ne yazık ki sen yoksun. Doğum gününü bizler sensiz mezarda gökyüzüne bakarak kutlayacağız. Sonsuzluğun yolcusu. Her doğum gününde neredeyse sen Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulunmuyordun ve kendi doğum gününü Batı Ermenistan'da kutluyordun. Değil mi ki yolculuk ayı? Bu resimlerde de 30 Temmuz 2011 senin doğum günün. Şerefe kaldırdığın kadeh sırasında Batı Ermenistan'da tekrar bulunmaktan mutluyum diyordun. Bu kez grubumuzla bir ay Batı Ermenistan'daydık ve senin 50. doğum gününü kutluyorduk. Türklerin ve Kürtlerin ezdiği ülkede atalarının ülkesinde doğum gününü kutlamaktan daha büyük mutluluk olabilir mi?
o günü anideydik. Bütün gün çalıştıktan sonraki senin için öncelik işti, sonra diğerleri geliyordu, doğum günün dahi. Bir masa etrafında toplandık ve senin doğum gününü kutladık. Senden gizli Kars'tan pasta sipariş etmiştik. Kadeh kaldırdığında umarız her yıl grubumuzdan birinin atalarımızın ülkesinde doğum gününü kutlarız demiştin. Hediye almayı sevmiyordun. Aksine hediye vermeyi seviyordun. Senin hayatında bir hediyeydi ve sen onu vatanına hediye ettin. Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun Benim Adımım grubundan milletvekili Narek Mkrtçyan kendi sosyal medya hesabı Facebook'ta Ermenistan Cumhuriyeti'nin eski devlet bakanı, dünyaca tanınan arkeolog Grigor Areşyan'ın vefat ettiğini yazdı. Mkrtçyan, Profesör Areşyan ile değişik fikirleri ele alıyor ve bunların gerçekleşmesi için çaba harcıyorduk. Tarih Müzesi'nin işler acısı durumu ve sergilenmeyen binlerce değerli eşyanın geleceği hakkında çok endişeliydi, dedi. Profesör Areşyan'ın Ermenistan'ın arkeoloji ve tarih alanlarında büyük katkısı vardır. Profesör Areşyan, Vayatzor bölgesinde Areni Bir adlı mağaranın kazılması da dahil olmak üzere çeşitli arkeolojik kazılara öncülük etti ve bu esnada artık dünyaca bilinen 5500 yaşındaki ayakkabı keşfedildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas Vartabet'in Alagyaz Hıngizar adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.